Cezaevleriyle ilgili şöyle başlamak gerekir aslında. Biz ailelerden birçok başvuru aldık bu eylemlilik sürecinde. Ailelerden aldığımız başvurulara göre birçok görüşme de gerçekleştirdik. Aldığımız bu başvurularla yaptığımız raporlama ve değerlendirmelerden şunu ifade etmek mümkün. Politik tutsakların olduğu hapishanelerin neredeyse tamamında eylemlilik var. Onu ifade etmek gerekiyor. Yine politik tutsakların yaptığımız görüşmelerde bize eylemin amacına dair bir kısım aktarımları oldu. Kendileri şunu ifade ediyor. İmralı'da bir hukuksuzluk yaşanıyor. Hukuksuzluk ötesi bir şey, mutlak bir tecrit söz konusu. Bu mutlak tecritle ilgili biz bir eylemlilik sürecine girmiştik. Bunu başka bir zemine taşıyoruz ifadesinde bulundular ve tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Şöyle söylüyorlar, bizler İmralı koşullarında yaşayacağız. İmralı koşullarında yaşayacağız diyerek aslında eylemlerini neden farklı bir noktaya çevirdiklerini de tam olarak bize kendileri sözleriyle ifade etmiş oldular. Yine Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümünün yolunun İmralı'dan geçtiğini, daha önce İmralı ile yürütülen müzakere süreçlerinde, Sayın Öcalan ile yürütülen müzakere süreçlerinde Kürt sorununa bir kısım çözümlerle ilgili gelişmeler yaşandığını, rahat bir tüm halkın nefes aldığını ifade ediyor tutsaklar. Onu ifade etmek gerekir. İdare boyutuyla da bir değerlendirme yapmak gerekirse, tutsakların her bir ifade özgürlüğü, kendisini ifade etmek istemesine dair dönük yaptıkları eylemlilik idare tarafından aslında bir cezaya söz konusu ediliyor. Yeri geliyor soruşturmalar açılıyor. Haklarında ceza davaları açılıyor örgüt üyeliğinden hala hapishanede olmalarına rağmen. Yeri geliyor haklarında disiplin soruşturmaları yürütülüyor. Bu son süreçte bize gelen başvurular ve yaptığımız ziyaretler yine idare görüşmeleri, cezaevindeki idare görüşmelerinden aslında toparlarsak şunu ifade etmek gerekiyor. Eylemde olan yine açlık grevi eylemini akabinde işte bu aile telefon görüşlerine çıkmama eylemiyle birlikte şunu ifade etmek gerekiyor. Tutsaklar ciddi şekilde disiplin soruşturmalarına maruz kalmış durumda. Yoğun bir disiplin soruşturması açma süreci var. Yine bazı hapishanelerde tutsakların herhangi bir hücre cezası verilmeksizin hücreye konulduğu bilgisini aldık. Yani eyleme girdiği gibi hakkında bir hücre cezası verilmeden tutsak alınıp bir hücreye, kendi koğuşundan alınıp bir hücreye konuluyor ve eylem sürecini orada geçirmesini sağlıyor idare. Yine bununla birlikte tabii hücre cezası verilen tutsaklar da var. Hücre cezası yani 3 hücre cezası verilmesi demek bir tutsağın infazının direkt yanması, şartlı tahliye hakkının direkt engellenmesi anlamına geliyor. Yani bu son süreçteki idare gözlem kurulu kararlarıyla birlikte şartlı tahliyesi engellenme dışında idare gözlem kuruluna dahi kalmaksızın verilen disiplin cezaları, hücre disiplin cezalarıyla tutsakların aslında tahliyesinin önü kapanıyor. Bugün bu eylemle birlikte buna da çokça duyduğumuzu ifade etmek, bunu çokça başvurusunu aldığımızı ifade etmek gerekiyor. Sayın Öcalan hakkında bir ahim kararı var, 2014'te verilen. 2014'te verilen bu ahim kararıyla aslında ahim şunu söyledi. Bir kişiye ağırlaştırılmış müebbetle birlikte bunun infazını ömür boyu hapis şeklinde uygulayamazsın. Herkesin şartlı tahliye hakkı vardır. Bir gün hapishaneden çıkacağını bilme hakkı aslında vardır. Aslında şunu söyledi, umut hakkı herkesin vardır dedi. Ve Sayın Öcalan'la birlikte getirilen ağırlaştırılmış müebbetin ömür boyu infazının işkence yasağına aykırı olduğunu ifade ederek ahim ihlal kararı verdi ve Türkiye'yi bununla ilgili bir düzenleme yapması gerektiği konusunda da kararda Türkiye'yi bu düzenleme yapma gerekliliğine de çekti. Ancak Türkiye bundan sonra 2014'ten beridir hiçbir düzenleme getirmedi 10 yıldır. Ama artık Sayın Öcalan'ın tutsaklığının 25. yılında bununla ilgili bir değerlendirme yapması gerekliliği açık ahim kararıyla da görüldüğü üzere ama Türkiye hala bununla ilgili herhangi bir düzenleme yapma, ahim kararına uygun bir değerlendirme, hüküm geliştirme, yasa geliştirmeye ilişkin hiçbir şey yapmıyor. Şimdi bu aslında ahim kararının uygulanmayışının bir başlangıcıydı. Türkiye ahim kararlarını uygulamamaya başladı. Sayın Öcalan kararını uygulamamakla birlikte. Tabii biz şunu görmemiz gerekiyor. İmralı'daki tecrit, İmralı'daki hukuk tanımamazlığın tüm topluma sirayet ettiğini defaten herkes söylüyor. Çokça bu konuda değerlendirme yapıldı. Ahim kararının uygulanmayışı daha sonra bugün şimdi
çokça gündeminde, kamuoyunun gündeminde olan ahim kararlarının uygulanmayışını getirdi. Osman Kavala hakkındaki ahim kararı uygulanmıyor. Demirtaş hakkındaki, Yüksekdağ hakkındaki ahim kararları uygulanmıyor. Türkiye bununla da yetinmedi. Çünkü Sayın Öcalan'la ilgili ahim kararının uygulanmayışına ses çıkarılmaması aslında bunu bazı kişilere uygulanabileceği algısı yarattı siyasal iktidarda. Bununla da yetinmedi. Ahim kararlarıyla kalmayıp AYM kararlarını uygulamamaya başladı. AYM'nin Can Atalay kararını örneğin uygulamadı. Yerel mahkeme uygulamadı. İmralı Ada Hapishanesi, avukatın girmediği bir hapishane var dünya üzerinde. Buna sessiz kalmamak gerektiğini ifade ediyorlar. Yine ifade, biz de benzer şeyi söylüyoruz. Bu ciddi bir hukuk tanımamazlık. Hukuk tanımamazlık biraz önce ifade ettiğim gibi bir noktada başladığında diğer taraflara da sirayet ediyor. Yarın bir gün başka bir hapishaneye de avukat almamaya başlayabilirler. Buradaki bu tutsaklarla ilgili de yine bunu uyguluyoruz diyebilirler. Bunu rahatlıkla yapabilirler. Tabii tecrit aslında hapishanelere zaten yansıyor. Bunu görüyoruz. Hapishanelerin biçimine kadar değişti. YGC ve SET gibi tekli kişilerin tekli tutulduğu hapishanelere kadar o tecritin nasıl yayıldığını, o dönüşümü görüyoruz. Yine benzer şekilde avukat görüşüne de bunlar sirayet edecek durumdadır aslında. Devamlılığı bunu da getirebilir. Bu sadece Sayın Öcalan'a uygulanmakla kalmıyor. Toplumun diğer kısmına da sirayet ediyor. Onu da görmek gerekiyor. Şimdi biz de ÖHD olarak birçok başvuru yapıyoruz. Yine Sayın Öcalan'la avukatlarının görüşebilmesine dair bir başvurumuz oldu Adalet Bakanlığı'na. Onun dışında bizler avukat olarak görüşme yapabilmek maksadıyla başvurular yaptık. Avukat görüşme başvuruları. Tabii bunların hiçbirine bir dönüt alabilmiş değiliz. Yine barolarımıza başvuru yaptık. Çünkü bizler avukat olarak görüşme başvurusu yaptığımızda bir dönüt alamadığımızda, görüşme yapamadığımızda aslında mesleki olarak faaliyetimizi yerine getirememiş oluyoruz. Bizler bu konuda barolarımıza da başvuru yaptık. Hani onları da ifade etmek gerekiyor. Bu gibi başvurular zaten bizim açımızdan devam ediyor. Çünkü ciddi bir şekilde yasaların çiğnendiği, ahim kararlarının uygulanmadığı bir nokta söz konusu ve bunu hep birlikte aşmak zorundayız. Buna salt bazı siyasi kesimlerin karşı çıkması yeterli değil. Aslında tüm siyasi partilerin buna karşı çıkması, tüm hukuk kurumlarının bu konuda duyarlı olması, tüm hukukçuların böyle bir hukuksuzluğun kişiye özgü yapılamayacağına dair aslında söz kurması gerekiyor. Onu da ifade etmek gerekir.